Evet arkadaşlar merhaba. Bir Kasım 2021 Kenton Park'tayız. İngiltere Birleşik Krallık'ta gündüz yabancı yarışlarda. Mark Sport tahminindesiniz arkadaşlar. Yabancı yarışların ve Türk yarışlarının en iyi tahmin grubu. Evet bir yıl aşkındır. Biliyorsunuz hem yabancı yarışlar hem Türk yarışlarında da yardımcı oluyoruz. Siz saygıdeğer yarış severlere ve üyelerimize. Hepinize iyi bir Kasım ayı geçirmenizi diliyoruz arkadaşlar. Dün tabii Hopper Garden'da, Almanya'da Hopper Garden'da yani bizim verdiğimiz videoyu oynayanlar ve kendileri AGF 1'leri yazanlar hemen şöyle göstermek gerekirse bir saniye hemen açayım orayı. Evet bu videoda verdiğimiz bizim şablon arkadaşlar. 30 lira 40 kuruşluk bir şablon bu. Dün Hopper Garden'da Berlin'de yani biz de Berlin'deyiz zaten. Yayınları Berlin'de yapıyoruz. Bu kuponu oynayanlar buraya AGF 1'leri eklemesi yeterli arkadaşlar. 2 tane AGF 1 geldi burada. Biz AGF 1'leri size bırakıyoruz açıkçası. Biz kendimiz de yazmıyoruz tabii. Size bırakıyoruz ama biz kendimiz yazmayı unutuyoruz. Arkadaşlar 2 numara Ongayanlı Safkan burada geldi. Novos bizim videoda verilmiş olduğumuz tek bu. Bakın No Waltz Hip Hopper Garden'da sonuçlar kısmında 10 lira 10 kuruşla tek verdiğimiz Safkan geldi arkadaşlar. Yararlanan ve kazanan tüm arkadaşlara ben tebrik ediyorum. Bizi gerçekten izleyip bu şekilde istifade eden arkadaşlarımızın birçoğunu kazandığını düşünüyorum inşallah. 1480 lira az para değil ne olursa olsun. Yani sonuçta 50 lira, 30 lira, 50 lira, 30 lira, 100 lira devamlı para gidiyor burada birçok kişi oynuyor. En azından bir katkı olmuştur. Çok olmasa bile az da değil diyoruz ve şimdi bugün Campton'da ne var ona geçiyoruz. Zor bir gün bugün Campton'da. Campton'da tüm koşular sentetik kum. Birinci koşu 16.05'te başlıyor. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre sentetik kuma çıkacaklar. 10 tane safkan var burada. Arkadaşlar burada 9 numaralı Ask the Wind, Holly Doyle'la ve 4 numaralı Fitzrovia, David Roberts'la 2 tane safkan yeterli görüyoruz biz. Holly Doyle daima iyi koşturacaktır. En azından ikincilik yapacağını düşünüyoruz. 9 ve 4 diyoruz buraya. Bu yedili presenin ayağına. Evet şimdi altılı gayan başlıyor. Yine tabi altılı gayan da bu sanki TJK'yla anlaşmış gibi ilk ayaklara gerçekten zor koşular koyuyorlar. Ama burada çok ilginç bir durum var. Bu şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 1600 metre sentetik başlığımız var onu söyleyelim önce. Şimdi burada yol ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Kısa yol var bir de uzun yol var. Kısa yol 1 numaralı Miss Marble tek Sylvester de Souza'yla. Uzun yani arka arka birinci gelir mi bilemiyoruz onu. Ama bu grubun bir tık üstünde kalmış bu safkan. İfraj yavrusu zaten. Yani bayağı bir üstünde kalmış normal şartlar altında. Tek gelir mi gelir ama gelmez diyorsanız tam altına 5 at yazdırmanız lazım. Yani toplam 6 at da geçmeniz lazım. 12 numaralı Theodore Brock, Robert Havlin, 11 numaralı C. Speedwell, Tom Marquardt, 3 numaralı İnfitah Joshua Bryan 7 numaralı Etel C. Liam Jones 4 numaralı Allowed Rob Hornby. Yani burası 1 diyoruz altına çizgi çekip 12 1 3 7 4 diyoruz peşinden. Evet 3. koşudayız yani 6 gayın ikinci ayağı. Handicap 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 1600 metre için sentetik piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada 5 tane at var. 3 numaralı Brains Nicola Curry ile arkadaşlar. Bu safkanın son 4 koşusu süper. Bu zaten bu Nicola Curry'ler, bu Osborne'lar, antrenörler bunlar bir şekilde güzel antrenörlük yapıyorlar açıkçası. Biraz da paraya da açlar yani. Sağlam saldırıyorlar. Bu 3 numara Brains çok iyi koşacaktır. 9 numara Hold Fast David Roberts'la, 10 numara Beloved Tom Marquardt'la, 12 numara Alezan Giorgio Dobby ile ve 2 numaralı Asta
Joe Fenech'le arkadaşlar. Bunları yazmakta yarar var. Ayrımsız 3, 9, 10, 12 ve 2 şeklinde 5 hatta geçiyoruz burayı. Evet, şimdi burada 4. koşudayız. Arkadaşlar 4. koşuda şimdi ilk ayakta size 1 numaralı safkanı alternatif tek olarak verdik ama burada 2 numaralı Brilliant Blue Tom Coaly ile arkadaşlar bizim bankomuz. Yani bu atın 3. koşusunda 3 ve 2. gelmiş. Bu koşuda biz 1. geleceğini düşünüyoruz. Bu zaten Gary Moore da iyi bir antrenör grubu bunlar. Brilliant Blue bizim burada banko arkadaşlar. Yalnız bunun rakibini söyleyeyim ben size kimler. 6 numara Groundbreaker, 9 numara Later Darling ve 12 numara Jelly Baby bunun bu atın rakipleri. Biz burada 2 numarayı banko atıyoruz arkadaşlar. Bu atın bu 4. koşusunda kazanacağını meydandan çıkacağını düşünüyoruz. Evet, 5. koşudayız. The Flute Did Stakes de geçiyor. Listed koşu 3 ve yukarı İngilizler 2400 metre. Sentetik başlığımız var. 3 tane safkan burada ön planda. 1 numaralı Hamish Tom Marquardt'la. 8 numaralı Shandos, Kalsiyum Shandos, David Egan'la. Ve 2 numaralı Outbooks arkadaşlar Holiday Oil. Ben açıkça söylemek gerekirse belki bu safkanı yani kendim özel kuponumda 2 numaralı Outbooks'u tek dağıtabilirim. Bir göreyim AGP'leri ve iniş çıkışları. Aynı zamanda burada 4 ve Alunak ve Ekürler'de yer olanlar yani geniş atmak isteyenler burada 4'ü ve 5'i de ilave edebilirler arkadaşlar. Onların da tehdidi unsuru var ama Outbooks benim kendi tuttuğum at. Holy Doyle'la üzerine binmiş 108 handikap puanıyla az değil. Bu kaliteli safkan 3 koşu evvel kazanmış. Şimdi yine 4. koşusunu tekrar kazanacağını düşünüyorum. Kazandıktan sonraki koştuğu 4. koşu olacak. Ben açıkçası Outbooks'u çok duruyorum. Yanak peluşu da takmış. Arkadaşlar bakalım. Burası 1.82 artı 4 ve 5'te diyebilirsiniz. Evet, 6. koşudayız şimdi. 18.40'da handikap 3 ve yukarı İngilizler 2200 metre uzun metrajlı bir koşumuz var burada. Evet, şimdi burada 2 numaralı March Love Joe Fenech ile arkadaşlar. Şimdi Joe Fenech çok kaliteli bir çocuk aslında. Çok mix bir safkana bu sefer binecek bu Fransız İrlanda karışımı. Bakalım ne yapacak. Ancak antrenör grubu en iyilerden Mark Johnston. 2 numara diyoruz öncelikle. 9 numara Keep It Brief John Pete. 11 numaralı Party Island Hayley Turner ve 8 numaralı Noble Masquerade David Probert'la. Şimdi burada Godolphin'in atına binen Holy Doyle var. Arkadaşlar kolay kolay arka arka iki kere kazanmamız zor. Marching Army. Biz bunu izledik zaten. Gelişini vermiştik de. Ve tuttu da. Ama burada 5 numara hani yerine siz en iyisi eğer yazabiliyorsanız çok sürprizli olan bir at söyleyeceğim size. Çok sürpriz. Jen Elliott'ın bindiği ki 6 numaralı Protected. Bunu kimse yazmayacak. Ama Jen Elliott bindiği atın hangi atı binerse binsin getirmeye çalışan bir jockey. Bir jockey arkadaşlar. Apprentice falan değil. Bayan jockey. Bu Helmet yavrusu da bence bugünün sürprizini yaparsa hiç şaşırmayın. Çünkü bakın birincilik gözükmeyen tek safkan o son 6 koşusunda 85 handikap puanıyla bugün bu birinciliğini yaşayabilir. 6 numarayı da kuponunuza yazabiliyorsanız yazın arkadaşlar. Burasını biz 2, 9, 11, 8 artı 6 geçiyoruz. Evet, son koşudayız. 7. koşudayız. Handikap dişiler 3 yukarı İngilizler 2200 metre yine uzun metrajlı. Burada da 4 tane at var. 11 numaralı Lady Pendragon ilk atımız bizim. Holy Doyle'la. Evet, 10 numaralı Crystal Starlet, Richard King Scott. Richard King Scott bir tek burada koşuyor bugün. O da çok ilginç. Yazmakta yarar var. 2 numaralı Pretty Sweet Adam Kirby ile ve 3 numaralı Toptan Dissipation. Toptan ticaret pazarlama gibi olmuş. Toptan Dissipation. Topan Dissipation, evet arkadaşlar. Burada Hayley Turner'la bunda toptan ticaret gelebilir. 11, 10, 2 ve 3.
Arkadaşlar evet burada bakalım yani fena gözükmüyor. Bu Campton'da iyi bir ikramiye çıkabilir. Dikkat etmek lazım. Tüm oynayan arkadaşlara başarılar diliyoruz. Tabii ki kesenize göre en doğru şekilde oynayıp kazanmak nasip olsun diyelim. İyi bir tekrardan ay geçirmeniz Kasım ayının ilk günü bugün. Sağlık, mutluluk ve afiyet olsun. Bol bol C vitamini alalım. Tüm ailenize ve dostlarınıza da tavsiyemiz. Bu geçiş aylarında, Ekim, Kasım gibi aylarda bol bol vitamin alın diyoruz. Ve o sağlıklı günler diyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.